Bir de burada Mevlana'dan birkaç tane güzel şey var. Sen diyor varlığını, malını, mülkünü güzelce infak et de bir gönül al ki o infak neticesinde tabii en büyük infak hidayete vesile olan infaktır. Ki o gönlünün duası mezarda o kapkarı gecede sana ışık versin. Sen o ihya ettiğin kimse sana kabirde bir aydınlık olsun. Yine Sâd-ı Şirazî'den kapına bir garip gelirse eli boş gönderme. Allah göz belki bir gün sen de garip olur kapıları dolaşırsın. Gönlü yaralı olanların hatırına sor, onlara bak belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun. Buna şükrane olarak kapına gelen yoksulu kovma, onu surat asma, onu tebessüme karşıla. Tabi bugün de en mühim kapımıza gelen işte hidayet. Yani bugün görüyoruz gençlerimiz televizyonun, internetin, menfi sokaklarının, reklamların tesiri altında kalıyor. Uyuşturuculara doğru dönüyor. Bu en büyük iptila bunlar. Ufak çocukta bile eline bir dıt dıt istediği mahalleye giriyor, istediği mahallede oynuyor nefsine uygun. Yani bu bir feci bir hastalık haline geldi bugün. Onun için bugünkü toplum irşada çok muhtaç. İrşad vasıtalarını iyi değerlendirmeye çok muhtaç. Ondan mesul. Velhasıl insanın işte ayette bana sevinir diyor. Allah beni sevdi de ondan verdi der diyor. Bütün kabiliyetler bunun için dahil. Demek ki iki şeye çok dikkat edeceğiz. Boğazımızdan geçen lokmaya haram karışmasın. İkincisi gönlümüzde muhabbetini taşıdığımız insanlara dikkat etmeliyiz. Salih insanla beraber olsan salaha gider. Fasıklarla beraber olunursa Allah korusun bir felaketin eşiğine gelir insan. Onun için mümin daima dua edecek. Ya Rabbi bana haramdan korumayı nasip et. Faizdi, haksızlıktı, miras haksızlıklarıydı vesaire vesaire. Ya Rabbi sevmediğini bana sevdirme, sevdiğini bana sevdir. Kul bu duanın içinde olması. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de iblisin mallara ve evlatlara ortak olacağını bildiriyor. Bugün de işte malları da ortak, evlatları da ortak. Ananın babanın sözü geçmiyor. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak bu fazla verip orada imtihan. İkinci olarak rızkını azalttığımızda Rabbim beni önemsemedi der. Onları önemsedi, onlara verdi, bana vermedi der. Bu da bir gafletin ifadesi oluyor. Demek ki Cenab-ı Hak bunu la gaybi illallah gaybi bilen Cenab-ı Hak demek ki beni de imkansızlıklarla beni imtihan ediyor. Benim imtihanım da burada. Eyyub Aleyhisselam'ı düşünecek. Resulullah Efendimizin o zor zamanlarını düşünecek. Sabır silahını kullanacak. Cenab-ı Hakk'a namaz ve sabırla iltica edin buyuruluyor. Ömer bin Abdülaziz var. Emevi'nin 8. halifesi. Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı tarafından torunu. 2,5 senelik bir hilafet devresi var. İslam tarihinde asr-ı saadetin ikinci bir asr-ı saadeti. Ona diyorlar ki sen diyorlar en çok diyor neden memnunsun? Ne sevindirir diyorlar? O diyor ki beni diyor en çok sevindiren Cenab-ı Hakk'ın benim üzerindeki takdiridir. Çünkü beni yaratan Rabbim, benim üzerine takdirini yapan Rabbim, benim de en çok mesut huzurlu olduğum, başıma gelen her şeyden huzur bulurum. Çünkü bu ilahi takdirden geliyor. Kulun iradesi yok burada. Velhâsıl onu imtihan edip rızkını daralttığımızda Rabbim beni önemsemedi der. Burada peygamberler de var aynı şekilde. Hep şükür halinde. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu gafletten kurtulmamızı istiyor. Varlığın gafletinden kurtulmak, yokluğun gafletinden kurtulmamızı arzu ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak yine ayrı bir ikazlar geliyor. Hayır diyor. Siz doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz diyor. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz yetim olarak dünyaya getirdi. Bir ibret olsun. Yetime sahip olabilmek,
Sık sık da Efendimiz sonra bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Yetim hep başta geliyor. Çünkü yetimin babasını alıyor veya annesini alıyor, sana topluma teslim ediyor Cenab-ı Hak. Ve çok ayet-i kerime, çok hadis-i şerif var. Velhâsıl bu yetime de çok dikkat edilecek. Bilhassa yetimin hidayetine dikkat edilecek çok. Ona bir çikolata ikram etmek değil. Ona hayırlı bir kul olması için ihtinam göstermek. Tabi bunlar zor işler. İnsan kendi evladına ihtimam gösterir, yetime ikram göstermez. Ya da ikinci planda yetime ikram eden bir tane önüne püsküvit atar. Bu yetime ikram değil. Onu hidayete getirir. İmam hatiplerle, Kur'an kurslarıyla vesaireyle ona sahip çıkabilme. Ondan sonra gelen ayet devam ediyor. Yoksulu yedirmeyi birbirini teşvik etmiyorsunuz. Bir taraftan kendin yedireceksin yoksulu, bir taraftan ikaz edeceksin, uyandıracaksın. İşte 2,5 milyona yakın muhacir geldi. Eshâb-ı kirâm olsa ne yapardı? Hiçbir imkânın yok, dar dor geçiniyorsun. O zaman Cenâb-ı Hak yine seni boş bırakmıyor, kavlen meysûrâ buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan, yapamıyorsan, bir şu suyu paylaşamıyorsan, o zaman ona tatlı birkaç, gönlüne hoş gelecek birkaç söz söyle buyuruyor. Velhâsıl İslam kolay bir iş değil. Yani her nefesimizi, her âlimizi Allah Resulü'nün haline göre hallendirmemiz zaruri. Ondan sonra helal haram demeden mirası yiyorsunuz buyuruyor. Oburca yiyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki insanın nefsinde bir oburluk var. Araplarda bir baba öldüğü zaman mirası kim elinde tutarsa o onu şey yapardı, alırdı, hem onu da obur gibi yerdi. Demek ki onun gibi olmamızı arzu etmiyor Cenab-ı Hak. Daima düşüneceğiz. Terekâzın miras hakkı olanlar var mı? Biz o miras haklarını verebiliyor muyuz yoksa haram mı yiyoruz? Allah ne buyuruyor bu hususta? Malı da aşırı biçimde seviyorsunuz buyuruyor. Aşırı biçimde malı seviyorsunuz. Ben diyor Resulullah sizin diyor şirket düşmenizden korkmuyorum diyor. Fakat diyor malı diyor mabut haline getirmenizden korkuyorum diyor. Velhâsıl mümin iki şeye dikkat edecek. Tazimle ile emrillah Allah'ın emrine tazim gösterecek. Şefkat ala halkillah Allah'ın bütün mahlukatına şefkat gösterecek. Çünkü Cenab-ı Hak bütün mahlukat bizim için yarattı. Diğer galaksilerde, yıldızlarda bu mahlukat yok. Her bir Cenab-ı Hakk'ın el-musavvir, el-bari sıfatının ayrı ayrı tecellileri. Kimi insana yardım ediyor. İnsana sadakat gösteriyor. Bak bir köpek insana sadakat gösteriyor, bekliyor onu. Bir süvari eskiden atını alır, terbiye ederdi, onunla gazaya giderdi. Yani atı ona sadakat gösterirdi. Yani biz ne kadar Allah'a ve Resulüne sadakat halindeyiz? Cenâb-ı Hak bize hayvanlarla misal veriyor. Çoğunun etini, sütünü vesaire yiyoruz. Cenâb-ı Hak bizim için ya, biz onlar gibi yaratılabilirdik. Hep insan mümin tefekkürünü arttırması lazım. Bir kısmı yılanlar, akrepler, çıyanlar, korkunç hayvanlar, bir mezarı düşün, azab-ı ilahi düşün. Hepsi Cenâb-ı Hakk'ın bize bir fiili bir lütfu. Tabi kalp inkişaf ederse bundan bir netice alır. Kalp inkişaf etmezse ona hayvan olarak bakar geçer gelir. Onun için mü'min ruhani hayatını tezyin edecek. Seherlerle tezyin edecek. Şeriatı yaşamakla tezyin edecek. Onun üstüne seherlerle tezyin edecek. Ondan sonra manevi vasıfla merhametle, şefkatle tevzi edecek. İşte Hazreti Ömer'e baktığımızda matemlerin civarında dolaşırdı. Ebu Bekir Efendimiz yetimlerin hayvanlarını sağırdı. Halife olunca yetimler dedi artık dedi, herhalde halife bizim hayvanlarımızı sağmaz. Yine Ebu Bekir Efendimiz o yetimlerin hayvanlarını sağmaya devam etti. Cenab-ı Hak zaman içinde zaman açıyor. Benim zamanım yok demek insanın kendisini kandırması. Zeynel Abidin Hazretleri vefat ettiği zaman sırtında yaralar görüldü. Allah Allah dediler. Demek ki dediler,
Hazreti Abidin radıyallahu anh Zeynel Abidin hastaydı dediler. Yanındaki dedi ki hizmetkârı, yok dedi. O dedi geceleri herkesin uyuduğu zaman da sırtına çuvallar alır, kapıya bırakır, kapıyı da çalmazdı. Kimin verdiğini meçhul bırakırdı. Hatta diyor şeyde rivayette vefat ettiği gece diyor fakirler kalktı kapılarını bir şey bulamadılar. Herhalde dediler bugün Zeynel Abidin vefat etti dediler. Ömer bin Abdülhamid öyle oldu. O zaman gayet bir huzurlu bir hayat vardı. Dağdan kurtlar indi şehre. Sabahleyin dediler ki herhalde Ömer bin Abdülaziz bugün vefat etti, bu gece vefat etti dediler. Demek ki Müslümanın ruhani hayatı inikâs eder. Toplumu sarar. Yani topluma baktığımız zaman o toplumdaki hâlâtı görmek çok basit bir iş. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın bu ikazları, bu irşatları tabi diğer ayetlere daha ayrı irşat var. Resulullah Efendimizin daha ayrı irşatları var. Ondan sonra iş kıyamet safhasına geliyor ayetler. Ama yeryüzü parça parça döküldüğünde, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dirildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. Saklanacak hiçbir şey yok. Yine Cenab-ı Hak Enbiya'sı düşün o günü diyor. Yazılı kağıtların tomarını dürer gibi semayı düreriz diyor. Trilyonlarca yıldız. Bir ay gaz patlasa ne kadar korkuyoruz? Bir gök gürültüsü ne kadar korkuyoruz? Bir sel felaketinden, depremden ne kadar korkuyoruz? Demek ki en çok korkulacak onun çok daha şiddetlisi, onun çok daha şiddetli olan mukabili günahlarımız oluyor. Günahlarımızdan korkmamız lazım. O günahlarımızın getirdiği o korkutucu haller karşısında bunlar çok daha basit kalıyor. Düşün diyor Cenab-ı Hak o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o eski haline getiririz. Üzerimize aldığımız bir vaattir. Biz vaadimizi yaparız buyuruyor. Hep Cenab-ı Hak o güne hazırlanmak. Yine devam eden ayette o gün cehennem getirilir. İnsan yaptığını birer birer hatırlar. O zaman unuttuk şimdi birçok işler yaptık, unuttuk onları. Fakat orada birer birer hatırlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var diyor Cenab-ı Hak. Geldi geçti. O yaptığı hataları telafi edemedi. Seherlerde istiğfar edemedi. Kul hakkı varsa helalleşemedi. İşte o zaman keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Büyük bir pişmanlık ama ne fayda? Bitti. Artık buyuruyor Cenab-ı Hak, o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez buyuruyor. Bitti çünkü. Ne tövbe zamanı kaldı, ne ibadet zamanı kaldı, ne kulluk zamanı kaldı. Kabirde kazanmak, kaybetme yok. Burada. Orada ilk münker nekirle hesap başlıyor. Öyle hesap, hesap, hesap gidiliyor. Yine bir çok ibretli bir ayet-i kerime, Meâriz Sûresi'nde birbirine gösterilirler. Anne, baba vesaire hepsi. Fakat herkes kendi derdinde, günahkâr kimi ister ki o günün azabından kurtuluş için, mümkün olsa da oğullarını, karısını, kardeşini, kendini koruyup barınan tüm ailesi, yeryüzünde kim varsa hepsi fidye olarak versin de tek kendini kurtarabilsin. Mücrimlerin gözleri dışarı fırlar vuruyor. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz buyuruyor. Ayetlerin. Ondan sonra kurtulanların durumu geliyor. Ey itminana ermiş nefis. Cenab-ı bizden itminana ermiş nefis diyor. İlla men atallah bi kalbin senim. Rafine olmuş tertemiz. Nasıl doğuşa tertemiz gel öyle bir yürek istiyor. Kalbi münip istiyor. Hak ve şer netleşmiş Cenab-ı Hakk'a sığınan bir gönül. İlahi azamet, ilahi kudret akışlarının tecellisi içinde bir gönül. Aman ya Rabbi diye. Bir dehşet ve hayret içinde, ilahi harikalar karşısında, ilahi sırlar, hikmet karşısında bir dehşet içinde kalan bir gönül. Cenab-ı Hak böyle bir gönül istiyor. يَوْمَ لَا يَنْفُوا مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبِنْسِ Mallar, mülkler, evlatlar filan bitti artık. Bitti, ne yaptıysa o, nerede kullandıysa o. Cenab-ı Hak öyle rafine olmuş, tezkiye olmuş bir kalp istiyor.
Allah ne verdi? Göz verdi. Sana gözü Allah yolunda kullanacak. Kulağını Allah yolunda, dilini Allah yolunda. Ticaretini Allah yolunda, evlat yetiştirmen Allah yolunda. Cenab-ı Hak zaten o zaman yardımını veriyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ne kadar biz Allah'a kulluk halinde olursak Allah bize o kadar yardımını gönderiyor. Cenab-ı Hak bize ihtina sıratel müstakim bize Resulullah Efendimiz'in yolunu gösterir. Başka yollar çıkmaz sokak. Ve velhâsıl şu ömür Cenab-ı Hak ne ihsan etti Allah yolunda seferber edilecek. Değişen şartlar, imtihanlar, medcezirler, iniş çıkışlar hayatın kul Allah'tan razı olacak. Razıyım ya Rabbi diyecek. İtiraz olmayacak. Yani kim kime itiraz ediyor? Kim kime itiraz ediyor? Radiye buluyor, Allah'tan razı olacak. Ya Rabbi sendendir buyuracak. Bazı şeyler vardır, şer gözükür, hayırdır. Hayır gözükür, şerdir. Kulun idrakinin dışında bu, la gaybi illallah. Kulun bu teslimiyeti karşısında merdiye Allah da kulundan razı olacak. Salih kullarıma katır ve cennetim gir buyuracak. Cenab-ı Hak inşallah ayetlerin 27'den 30'a kadar bu ayetlerin şümülüne yaşamayı, yaşatmayı Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin inşallah. Ya o korkulu günlerden, korkulu gecelerden Cenab-ı Hak muhafaza buyursun inşallah. Buraya Allah rızası toplanıldı. Allah cümlemizden razı olsun. İnşallah el-mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İnşallah şu geçici dünyada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e benzemeye gayret edelim ki kıyamet günü o zor günde Resulullah Efendimiz beraber olun lütfuyla kerimiyle Rabbim inşallah. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi teala el-Fatiha.